videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Merhaba. Bugün popüler uzak masaüstü yazılımlarından biri olan AnyDesk hakkında bilgi vereceğim. Bu yönde talepler oldu. Nasıl yazılımlar kullanabiliriz veya ne tavsiye edebilirsiniz şeklinde. Daha önce TeamViewer'ı kullanıyordum. Oldukça memnundum. Oldukça hızlı ve işlevseldi. Zamanla ücretsiz sürümlerinde kısıtlamalar gelince ve sorunlar meydana geldikçe alternatifleri aradım. En iyi ücretsiz alternatiflerden biri olan AnyDesk'i kullanmaya başladım. Oldukça da memnunum. Şimdi kısaca AnyDesk'e bir bakalım. AnyDesk şöyle bir exe dosyası var. Ekranda da gördüğünüz gibi AnyDesk.com sitesinden indiriliyor. Türkçe desteği var. Burada çeşitli bilgiler var yazılım hakkında. Buradan bilgiler elde edebilirsiniz. Kullanımı ile ilgili de bilgiler var. Detaylı, çok büyük dokümanları var. Buradan bilgi alabilirsiniz. Şöyle bir ekranla geliyor yazılım. Yazılım Windows, Linux, macOS, iOS ve Android işletim sistemlerinde uygulamaları, yazılımları bulunuyor. Ücretsiz, ücretli ticari sürümü de var. Ancak şu an ücretsiz kişisel kullanımı açık. Arayüzü bu şekilde. Arayüzde detaylı, şurada ayarları var. Ayarlar kısmına girdiğinizde buradan detaylı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Güvenlik ayarlarından tutun özel ayarlara kadar. Kendinize bir kullanıcı tanımlayabiliyorsunuz. Kullanıcı adı verebiliyorsunuz. Görünümleri ayarlayabiliyorsunuz. Bazı özellikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan çok detaylı ayar yapabiliyorsunuz. Yaptığınız bu ekran işlemlerinin kaydını da tutabiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcı da oluşturabiliyorsunuz. Kayıtlı kullanıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Kullanıcı oluşturup ayarlar bu şekilde. Şimdi nasıl bağlantı kuracağız? Şöyle bir ID, yani çalışma alanı dedikleri ID sistemi var. Bu ID'yi karşı taraf size veriyor. Şuraya giriyorsunuz bu ID'yi veya daha önce kayıtlı olan ID'leriniz olabilir. Sürekli destek verdiğiniz kişilerin ID'leri olabilir. Adres defterine onları ekliyorsunuz. Ve aşağıda gördüğünüz gibi favorilerde çıkıyor. Verilen ID buraya girdikten sonra Enter'a veya şuraya tıklayarak giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben birkaç tanesi var burada ekranda. Şu an başka bir deneme yapacağız. Bir ID gireceğim. Gördüğünüz gibi ID'nin başına girdiğim zaman kayıtlı olmasa da direkt çıkıyor. Karşı taraftan onay verilmesi gerekiyor. Karşı taraftan onay verdikten sonra gördüğünüz gibi bağlandık. Şimdi işlemlerimizi yapabiliriz. Yaptığımız tüm işlemleri karşı taraf görebiliyor. Ve gördüğünüz gibi müdahale edemeyeceğimiz yerlerde yanımızda, farenin yanında kırmızı dur işareti var. Buralarda yetkilerimiz yok. Çünkü sınırlı yetki, karşı taraf tam yetki vermedi. Şuradan tam yetki verilmesi gerekiyor. Bunu da biz veremiyoruz. Karşı taraf onaylaması gerekiyor. Kötü kullanımlara karşı bir güvenlik tedbiri olarak düşünülmüş böyle bir şey. %100 güvenilir bir şey ise, yani sizin kendi bilgisayarlarınızda zaten bu yetkiyi verirsiniz sürekli kullanmak için. Kendi bilgisayarlarınızda sürekli bu yetki olur. O zaman her seferinde uğraşmazsınız ama birkaç sefer veya tanımadığınız bir kişiye bağlanıp uzaktan destek sağlayacaksanız bu yetkiler verilmez.
veya vermek istemeyebilir karşı taraf. Onun gözetiminde destek sağlayabilirsiniz siz ona. Ama dediğim gibi istenirse bu yetkiler verilebilir. Şimdi bu yazılımı karşı tarafın bu şekilde ekranı. Gördüğünüz gibi masaüstü bilgisayarın olduğu gibi görebiliyoruz. Ve bilgisayarı biz yönetebiliyoruz artık. İşlemlerimizi yapabiliyoruz. Yapacağımız teknik desteği vermeye başlıyoruz. Ayrıca sohbet edebiliriz karşı tarafla. Sesli konuşabiliriz veya karşı bilgisayardaki sesleri duyabiliriz. Şuradan farklı işlemler yapabiliriz bilgisayara. Ctrl Alt Delete gibi, ekran resmi oluştur gibi, yeniden başlat gibi birçok işlem yapabiliriz. Ekran uyarlama da var. Eğer çözünürlüklerimiz birbirimizle aynı değilse çözünürlükler de uyarlanabiliyor. Burada birçok detaylı özellik var. Dosya gönderebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi dosya transferi bölümü var. Buradan dosya gönderebiliyoruz. İzinler bölümü var. Buradan verilen şu an karşı tarafa yani bana verilen izinleri görebiliyorsunuz. Buradan beyaz tahta gibi yani çizim moduyla gösterecekleriniz var. Alternatif birçok şey var. Gördüğünüz gibi bazı şeyleri buradan ders gibi de anlatabiliyorsunuz, gösterebiliyorsunuz. Klavye ayarları var. Bu şekilde karşı tarafın bilgisayarını istediğiniz gibi yönetebilirsiniz, teknik desteği sağlayabilirsiniz. Neredeyse tüm işlemleri yapabilirsiniz. Yazılımı kullanmak için illaki yüklemeniz gerekmediğini söylemiştim. Portable olarak, taşınabilir olarak da kullanabilirsiniz. Alternatif yazılımlar da var ama en çok kullanılan, sorunsuz kullanılan genelde Anydesk'tir, ücretsizdir. Tüm işlemlerimizi görebilir. Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir. Sorularınız olursa yorum yoluyla sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.